bilimsel bir şekilde hareket etmeliyiz. Sizinle kalacak mısın Fakuncu? Hayır patron. Hadi Fakuncu, hadi. Yine mi? Şey, yine mi aynı çocukça davranışlar? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel alacağım. Kusura bakma, çok heyecanlı, kalkamıyorum. Görüşemedik bütün gün. Evet, dışarıdaydım. Ne yaptınız? Boyalandım. Cemile, Deniz Hanım yemeğe gelmeyecek. Servisini kaldırabilirsin. Neden? Başı ağrıyormuş. Ne oldu yine? Bir şey olmadı. Başı ağrıyormuş, özür diledi. Niye böyle yapıyor? Bu kaçıncı? Mutlaka bir şeye darılmıştır o. Nihal. İstersen rahatsız etmeyelim şimdi. Bence de. Kendini masada oturmaya mecbur hissetmesin. Seyrediyorsunuz. Gençlik dizisi. Bitsin anlatırım detaylı. Gerçekten bir şey olmadığına emin misin? Hayır. Bugün sahilde dolaştık. Bir yerde oturduk, kahve içtik. Herhalde rüzgar çarptı. Yağmur lütfen. Diziden sonra konuşabilir miyiz? Pardon. Ne oldu? Yok bir şey. Behlül yemeğe geliyor mu, haberiniz var mı? Hiç bilmiyorum. Depresyon haznedar. Bir ara sor istersen. Aman nereden çıktı, boş ver. Belki Elif'ledir, bozulur şimdi. Ben Elif'le konuştum, onu hiç aramamış. Nasıl? Tamamen bitti mi yani? Bilmiyorum. Ama Behlül'ün biraz ilgiye ihtiyacı var gibime geliyor çocuklar. Onu yalnız bırakmamak lazım değil mi? Yazık. Hiç şefkat göstereceğim de yoktu. Bu iyiliğimi unutmasın. Gelenler var. Onları ne kadar sık görürsem göreyim yine de bakmasın. Efendim. Neredesin? Yemeğe oturacağız, seni bekliyoruz. Ben karşıdayım hayatım. Bir arkadaşımın evinde kalacağım bu akşam. Babam olmayınca böyle. Bir aramak zahmetinde bile bulunmuyorsun. Öyle olsun. Huysuz. Herkese çok selam söyle. Bihter'den benim için özür dile. Hadi bay bay. Gelmiyor, karşıdaymış. Bir arkadaşın da kalacakmış bu gece. Yemeğe gelemeyeceği için senden özür diledi.